Başkent Postası'nın sayın seyircileri, bir ortak dil programına daha hoş geldiniz. Bugün yine dünyanın ortak dili karikatürde, ülkemizin karikatür alanında önde gelen isimlerinden Aziz Yavuz Doğan ve Ekrem Borazan hocalarımızla beraberiz. Karikatür ağırlıklı olarak yayınımızı sürdüreceğiz. Malum dünyaya 100 yılda bir denk gelen korona virüsü, ki biliyorsun 100 yıl evvel de bir İspanyol gribi olmuş. Bayağı dünya bir sıkıntı çekmiş, hem de Birinci Dünya Savaşı sırasında. Ona denk geldik. Hepimiz evlerdeyiz. Bizim nesil her şeyi gördü. Bunu da gördü. Hatta internette bir şey vardı böyle. Okudum, mizah yapmış birisi. Bizim nesil diyor her şeyi gördü, bunu da gördü. Eğer kıyameti de görürse kısaca bir tanıtmalarını isteyeceğim. Aziz Hocam, Ekrem Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Ben de Eskişehir doğumluyum, 58. Yaşımı söylemek istemiyordum ama Ekrem kapıyı açınca. Fakat Ankara'da büyüdüm, gençliğim, çocukluk yıllarım. Şükesat, Havaklıdere. Seyran Bağları bizim mekanımızdı, Tunalı ilme. Ondan sonra okul hayatımı yarımı da bırakmak zorunda kaldım. 12 Eylül öncesi bir dönemde. Askerlik görevimi yaptım. Geç anlatamadım. 12 Eylül askeri darbesinin hemen ardından Ocak ayında terhis olunca Ankara'da ne yapacağımı falan düşünürken polislik sınavlarına başvurdum. Emniyette görev alıp belki işte robot resim çizerim falan diye düşünüyordum, hani karargahta falan. Tabii askeri, gençlik yıllarımda İstanbul basınıyla çok ilişkilerim vardı. Çalışmalarımı gönderirdim. Aynı ben karikatür resim çizmenin yanı sıra dergi maketleri yapardım kendim, el yapımı. Bunlardan bir tanesi İstanbul'da bir dergi basın patronu ilgisini çekti. Beni İstanbul'a davet etti. Çok iyi şartlarda meslek hayatıma başladım. Uzun yıllar çeşitli dergi, gazetelerde görsel tasarım, grafiker, çizerlik, hatta yazı işlerinde görevler aldım. Yani basının mutfağı dediğimiz bölümünde, hatta matbaalık, baskı işlerinde falan epey deneyim edindim. Bu arada 4,5-5 yıl Kıbrıs'ta bir meslek hayatım oldu. Asir Nadir'in 1989'da popüler olduğu bir dönemde onun Kıbrıs'ta çıkardığı büyük bir gazetene görev aldım. Sonra döndükten sonra tekrar eski patronumla Sabah gazetesinde çalıştım. Daha sonra Milliyet'e geçtim. Uzun yıllar Milliyet'te çalıştıktan sonra emekli oldum. Karikatürcüler Derneği üyesiyim. Ekrem de aynı şekilde. Unuttu belki kendi. O şu anda Eskişehir temsilciliği yapıyor. Ben de 7 yıl dernek sekreterliği yaptım İstanbul'da. Kısa kesim, uzundur bizim hikayelerimiz bu meslekte. Biraz sonra konuşuruz yeri gelince. 2014 yılında da, bu arada şunu da söyleyeyim de unutmadan, Milliyet'ten emekli olduktan sonra yayıncılık yaptım. Edebiyat dergileri, mizah dergileri falan yayınladım. 2014 yılında da memleketime, Eskişehir'e kesin dönüş yaptım. Ekrem'in burada olması, ayrıca memleketimin olması bu kararı almamda şey oldu, önemli yer kaldı. Çünkü Seferihisar'a gitmeyi düşünüyordum. Burada da gelir gelmez bir mizah eki projesi sundum. Eskişehir'in en köklü gazetesine, Sakarya gazetesine. Patronda mizaha ilgili biriymiş. Kabul etti. İşte Ekrem olsun, diğer meslektaş arkadaşlarımın olsun, sizlerin de değerli katkılarıyla o şeyi mizah ekine 5 yıl sürdürdük haftalıkta. Daha sonra Büyükşehir Belediye'mizin Gençlik Merkezi'nde eğitmenlik yapıyorum. Bu koronavirüs sebebiyle de eğitimlerimize para vermek zorunda olduk. Ama gençlerle iletişimimiz gayet iyi. Eskişehir'de ciddi bir potansiyel var.
Biraz sonra konuşuruz tek tek. Şimdilik bunları söyleyeyim ben. Ama şöyle diyeyim, benim de kendimi tanıtmam farz oldu. Ben de 57 doğuluyum. Aynı jenerasyonuz. Yani hepimiz hep beraber evdeyiz. Gerçi şeye takılmadık, yaşa takılmadık ama mecburen biraz hayati tehlike oluyor tabii. Bizim yaşlarda sıkıntı oluyor. Onun için mecburen evlerdeyiz. Ama bizim bu evlerde durmamız tabii ki gayri faal durmamız manasında da gelmiyor. Zannedersem Ekrem Hocam özellikle bu konuda biraz daha faal, mesela neler yapıyor, bize bir şey yaparsa evden karikatürle ilgili yayınlara devam ediyor mu yoksa oturuyor mu? Bize de bir ışık tutmuş olur. Evet, salgın nedeniyle evlere kapandık ama evde de faaliyetler devam ediyor. Ben 5-6 yıldır Eskişehir TED Koleji'nde karikatür derslerine devam ediyorum. Seçmeli ders olarak. Okullar kapandı tabii. Doğal olarak kapanınca internet üzerinden işte çeşitli programlar aracılığıyla eğitim devam ettirilmeye çalışılıyor. Bu çerçevede internet üzerinden karikatür derslerine de başladık. Gündüz normal derslerini yapıyorlar. Matematik, işte Türkçe, yabancı dil gibi derslerini yapıyorlar. Seçmeli ders olduğu için karikatür çok vakit kalmıyor gündüzlere çocuklar için. Biz de akşam yemeğinden sonra karikatür dersleri yapıyoruz. İlginç de oluyor. Oldukça kalabalık bir öğrenci şeyimiz var, sayımız var. Ben çiziyorum, çizdiklerimi ekran üzerinde görüyorlar. Onlar çiziyorlar, ben onların çizdiklerini görüyorum. Koronavirüsü sayesinde biz de ilginç bir deneyim yaşamaya başladık. Aslında bu koronanın zararlarının yanında faydaları da oldu. Yani belki bu teknolojiye 10 yıl, 20 yıl sonra tamamen girilecekti. Belki evet, kesinlikle haklısınız. Ama bu hızlandırdı biraz. Yani birden evet. Ama bu da altyapı da varmış demek ki, yani güzel, yani böyle. Gerçi hani malumunuz biz de bu uzaktan eğitim sisteminin içine girmiştik. Bir kurumda dersler, üniversite hazırlık, lise hazırlık derslerini veriyorlardı. Biz de işte tesadüfen tanıştık, karikatür dersi verir misiniz? Verdik. Ama tabii böyle bizimki öğrencilerle birebir görüşmüyorsunuz. Öğrencilerde mesajlar geliyor, mesajları alıyorsunuz, iletiyorsunuz. Onların çizimlerini falan alma şansımız yoktu. Ama bizim kurumla da görüştüm. Şimdi bütün kolejler diyor bize gelmeye başladılar. Malum milli eğitim de bu işe evlerden girmiş durumda. Artık alışveriş dahi evden yapılıyor. İnsanlar biraz da tembelleşecek herhalde bu durumda. Evden dışarı çıkmayacak gibi geliyor. Öyle bir şey de var, zararı da. Peki hocam, sizle başlamışken karikatürle alakanız nasıl oldu? Teşvik eden mi oldu yoksa ters etki mi oldu? Yani herkesin bir hikayesi vardır. Önce sizden alalım başlamışken, sonra Aziz hocama da alalım. Onda mutlaka bir hikayesi vardır. Karikatüre başlama hikayesi. Vallahi bizim kuşağın karikatüre başlaması şeyle oldu tabii. Yaygın olarak. Gırgır dergisiyle oldu. Evet. Gırgır'ın zirvede olduğu dönemlerdi bizim gençlik, çocukluk dönemlerimiz. Dolayısıyla her hafta Gırgır merakla beklenen bir dergiydi. Lise öğrencisiydim ve sınıfta Gırgır alınır, arkadaşlar arasında espriler paylaşılır, tiyatral bir şekilde oynanır. Ben de bu arada orada Gırgır'daki karikatür tiplerini sıranın üzerine çizmeye başladım. Tabii bir problem oldu sıranın üzerine çizmek. Onu alalım. Sıranın üzerine işte sonra da Gırgır'daki tipleri taklit ederken bu beni çok tatmin etmedi. Kendi tiplerimi çizmeye başladım. Ve böylece karikatür dünyasına adım attım. Daha eskisi var mı hocam böyle, mesela ilk çizime merak sardığınız zamanlar?
Ya resme ilgi var tabii ama buna karikatür demek doğru olmaz. Yani resimle olan bir ilişki var. Peki, aileden destekleyen oldu mu veyahut da tam tersi bu çizimi bırak da yani oraya doğru gidiyorsun. Siz hikayeyi bildiğiniz için rahmetli babaannem eline küçük bir dal parçası almış, onunla elime vuruyordu. Dersine çalışsana, niye resim yapıyorsun falan diye. Tabii daha eskilerde. Tabii o zamanlar öyle bir şey vardı. Yani oku bize hep öyle derlerdi. Oku derlerdi. Oku. Yani, okumayacaksan derlerdi yani. Bu direkt vurmak da değil de hani uyarı anlamında. İşte karikatüre böyle başladık. 1979'da ben Eskişehir'de sinema televizyona başlayınca rahmetli Atilla Özer'le tanıştım. Atilla abi kurdu, karikatür kulübü kurdu okulda. Ve o kulübün ilk üyelerinden biri oldum. Tabii bu karikatürle daha da haşır neşir olmama sebep oldu. 1983 yılında üniversiteler arası bir yarışmada, Erzurum Üniversitesi'nin düzenlediği bir yarışmada birinci oldum. Öyle olduktan sonra tabii bir karikatür artık benim ayrılmaz bir parçam oldu. O günden beri de demek ki 40 yıl olmuş. 40 yıldır devam ediyor. İyi ki de olmuş hocam ya. Evet Aziz Hocam, sizinle yani sizin de böyle bir hikayeniz vardır mutlaka. Var. Herkesin bir hikayesi var kendine göre. Evet. Hani bazı talk show programlarında izliyoruz ya, işte şarkıcılara soruyorlar nasıl şey yaptın. İşte küçüklüğünden beri hep aynı hikaye başlamıştır. Benim dedem, babamın babası okuma yazma bilmeyen bir köy çobanıydı. Fakat daha çok Eskişehir'de kalırdı o. Biz Ankara'da otururken pek Ankara'da yaşayamazdı. Çobanlık yapardı, dönerdi falan. Ankara'ya geldiği dönemlerde onun bir eskiler bilir için gençler bilmez. Kopya kalemi dediğimiz bir kalem vardı. Evet. Tükürünce dilimizden ıslatıp dedemin öyle bir kalemi vardı. Onunla deve çizerdi. Çok ilginç. Edin devesi derdi ona. Hatta çift örgüçlü, tek örgüçlü falan. Orada bir şeyim bilinçaltıma yer etti herhalde. Özellikle istediğim bir şey değildi, resim çizim falan diye, ama biraz da genetik bir şey herhalde bu. İlkokul 4. sınıfta keşfettim ben. Biraz kıskançlıkla oldu bu. Yani demin Ekrem'e sordunuz ya, daha ötesi geçmişi var mı diye. Onun için böyle başlayayım dedim. İlkokul 4. sınıfta hala unutmuyorum ismini. Giresunlu Mustafa diye bir arkadaşımız vardı. Çok iyi resim çizerdi. Hatta yaşının çok üzerinde. Çizgi romanlar falan denerdi. O sınıfta biliyorsunuz o dönemler, şimdi var mı bilmiyorum. Panolar vardı işte, mevsimsel, kış. Evet, çok hoşuma giderdi bu. Çok yani güzel çizimlerdi onlar ya. Burada ünite derslerine göre o çocuk Mustafa o hangi dersi yapıyorsak o ünite, ona göre resimler çizerdi. Öğretmen de asardı ona. Ben de böyle bir gizli kıskançlık oldu. Gidip eve ben de çizmeye başlayacağım dedim. İlk yaptığım şey Aşık Veysel'in portresiydi. Bak, düşünebiliyor musunuz? Daha ben çizgiyi kavramadan portre çizmeye geçtim yani. Aşık, sonra Atatürk çizmeye çalıştım. Tabii o amatör şeyler o zaman. Tabii. Bunu işte çevremdekilere gösteriyordum. Her zaman herkesin yaptığı gibi. Övgüler almak falan. İşte o şekilde resme başladım önce ben. Çok güzel. Kendimi geliştirdim. Bu konuda eğitim almadım. Daha sonra işte İstanbul'da meslek karikatür de çizmeye başladım. Ekrem'in dediği gibi biz de Gırgır döneminin gençleriyiz. Hatta TV dergisi vardı, Çarşaf dergisi vardı. Ben çalışmalarımı gönderip yayınlanıyordu ve her hafta biz dergi almaya gidiyorduk heyecanla. O hafta karikatürümüz yayınlanmasa bile
Biz ertesi haftayı bekliyorduk falan. O bambaşka bir heyecandı. Evet. İstanbul'da işte meslek hayatım başlayınca 81 yılında daha yakın oldum o çevreyle falan. Eski ustalarımızla tanıştık. Ekrem de mutlaka birçoğunu tanıyor o dönem, bu kuşağı. Onlardan mesela Raşit abimizden bahsedebiliriz. Çarşaf dergisinde karikatür okulu başlatmıştı. Oraya takılır giderdim, gelirdim. Düzenli bir öğrenci değildim ama çünkü ben grafik tasarımcılık yapıyordum. Yani ama karikatürü de ihmal etmiyordum. Fakat bir dönem bu para kazandığım iş grafik gazetelerde, dergilerde grafik tasarımcılık olduğu için biraz bir dönem ihmal ettim falan ama böyle karikatür her zaman hayatımızda yer aldı. Evet. O zaman ben de kısaca şey yapayım. Ben de ilkokul işte bir müfettiş geldi. Resim yaptırdı. 19 Mayıs'ı çizildi. O zamanlar işte ortaokul, lise talebeleri ateş çemberinden atlarlar. Yumurta, çuval yarışı yaparlar. Ben ateş çemberini çizdim. Baktı şu ayağını dedi biraz yukarı doğru yapsan iyi olur bir tanesini düzeltti. Kaldırdı arkadaşınızı alkışlayın dedi. Orada bir alkış aldık ama ilkokul 5'te de o malum kitaplar vardı okuma kitapları. Hasan Ali Yücel, ondan sonra Ömer Seyfettin onların resimleri olurdu. Karşı tarafta ben onlara baka baka çizerdim. Bir gün öğretmen aldı bu kitaplar dedi karalama için değildir dedi. Orada bir fırça yedik. Öyle bir hayatımız oldu. Aynı kuşağın jenerasyon. Öyle pek kullanmayı da sevmem de ama kullanıyor işte. Böyle anılarımız var. Tabii şimdi çocuklar biraz daha şanslı. Onların her türlü imkanı var. İşte ders görebiliyorlar. İnternetten faydalanabiliyorlar. Ve gözüm şimdi şöyle... Çok az vaktimiz kaldı ya. Ne çabuk geçti ya. Uzatabiliriz hocam. Sıkıntı değil. 23 dakika geçti. Sıkıntı uzatabiliriz. Biz hazırlandık. Ekrem'le sunum yapacağız. Karikatürlerimizi göstermek istiyoruz falan filan. Devam edeceğiz. Şimdi karikatürle diğer sanatlar arasındaki ilişki ne diyebiliriz? Mesela karikatürle resim arasında, karikatürle şiir arasında. Siz çünkü çok gönlüsünüz. Aynı zamanda şiir de yazıyorsunuz. Kitaplarınız da var. Hatta karikatür kitabınız da var. Onu da gösterebilirseniz. İşte yani konuşmalarımız bitsin bir kısa slayt yapacağım böyle bir dakikalık falan. Bu vaktimizi almadan. Ya işte aslında görsel sanatların içinde karikatürde fakat bizi üzen şu sadece beni değil Ekrem de katılır. Meslektaşımız karikatürü resimden saymıyor, sanattan saymıyorlar yani bu akademik devreler. Hala mesela üniversitelerde bir kürsü falan yok bunun. Karikatürün şey farkı, resimden farkı ya karikatür de bir sanat aslında, görsel bir sanat. Çizgi farkı vardı. Daha serbest, daha rahat. Yani resimde işte ne bileyim altın oranı ne kadar önemliyse karikatürde de önemli aslında. Ama hani bunu bu pratik teoride böyle ama pratikte farklı ne bileyim 5 parmağı 4 parmak dizenler de var falan. Bunlar ayrı tartışılacak konular. Yani bende çok farkı yok. Karikatür daha evrensel bir dili olan. Resim de öyle de mutlaka. Ama mesela lokal karikatürler var. O yerel dediğimiz. Bunlar balon yazılıdır biliyorsunuz. Yazısız karikatür dediğimiz asıl karikatürdür. Yani değil mi? Yani karikatür deyince yazısız olanı daha çok şey yapmak lazım. Tercihtir bu. Yani çünkü balon yazılı bir karikatür kendi ülkende kültürün, mizah kültürüne hitap eder. Okur. Evet. Ama mesela aynı şey yabancı ülkeler içinde. Mesela Polonya karikatürü vardır. Bizi hiç güldürmez. O kendileri gülüyordur. Almanlar da öyle. Mesela çok zayıftır. Almanların espri anlayışı falan. Zaten o meşhurdur onların tanımı. Soğuktur, şeydir falan. Alman kültüründe insanlar. Bizde farklı. Ama yazısız karikatür bugün vermek istediğiniz espri, mesaj neyse. Yani mesaj kaygısı da yok aslında da. Ne bileyim Japonya'da gittiğindeki bir izleyici de anlayabilir. Eğer akli bir sıkıntısı yoksa Şili'deki, Peru'daki bir izleyici de anlar. Ama balon yazılı bir şey olduğu zaman onu o sadece yerelde kalır falan bir şey. Ama bu demek değildir ki biz balon yazılı karikatürü reddediyoruz anlamına da gelmesin. Ama karikatür denince evrensel dili yazısız olandır.
Biz de zaten programımızın adını ortak dil koyduk hocam. Bunu düşünerek bütün herkes anlasın. Şeyden evet. Hareketle. Hocam, Ekrem hocam, sizin bu konuda görüşünüz düşüncelerimiz neler diyorsunuz? Evet. Ben karikatürün diğer sanatlarla ilişkisi konusunda grafik sanatları, şiiri ve sinemayı birbirine çok yakın buluyorum. Grafik sanatlarla yakın olması reklamlarla mizahın yoğun olarak kullanılmasına dayanıyor. Hem çizgi hem espri olarak özellikle reklamcılık alanında yaygın bir şekilde karikatürle grafik sanatların ilişkisi görülüyor. Şiirle yakınlığı çok yakın olduğunu düşünüyorum. Şiirde de karikatürde de ironiden, metaforlardan yararlanılıyor. Göndermeler yapılarak konular açıklanmaya, irdelenmeye, yorumlanmaya çalışılıyor. En yakın ilişkisi de sinemayla olduğunu düşünüyorum. Çünkü karikatür deyince bizde mesela İngilizce olarak düşündüğümüzde karikatür ayrılıyor. Karikatür kullanımı da var sözcük olarak. Karton kullanımı da var. Karton dediğimizde karton film, çizgi filmler devreye geliyor. Çizgi filmlerin çıkış nedeni, çıkış kaynağı karikatür. Bu da karakterlerin abartılarak çizilmesinden kaynaklanıyor. Ve sinemada, çizgi filmlerde bu yoğun olarak kullanılıyor. Yani karikatürle diğer sanatların ilişkisi bu sinema, şiir ve grafik sanatlar arasında bir geçişkenlik var. Buna tabii sanatın dışında bir şey de eklemek lazım diye düşünüyorum. Felsefeyi. Karikatürlerde çünkü direkt gördüğümüz konuların dışında dolaylı bir anlatım var. Bu da yaşadığımız dünyaya felsefe açısından bakmamızı gerektiriyor. Karikatürler bence karikatür okuyucuları bu gözle de değerlendirmeleri gerekir diye düşünüyorum. Peki hocam, size başlamışken devam edelim. Karikatürün bir tanımı var mı? Veyahut da hani filmin tanımı gibi herkese göre değişiyor mu? Size göre bir tanımı ne olabilir? Bir de ilk çizdiğiniz karikatürü hatırlıyor musunuz diyelim. Ondan sonra Aziz Hocam'a geçelim. Şöyle, karikatürün tanımı çizgiyle yapılan mizah. Genel tanımı. Birbirinden ufak tefek farklılıklarla ayrılsa da çizgiyle yapılan mizah, en az çizgiyle çok şey anlatmak diye tarif edilir. Ama ben biraz daha bunun genel değerlendirilip düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim. Karikatür sadece çizgiyle yapılmaz diye düşünüyorum. Size bir şey göstereceğim. Şöyle. Bu yumurtalık içerisindeki bir yumurta. Ve içerisinden inşaat sütunu çıkmış. Üç boyutlu karikatür. Yani sadece çizgiyle yapılmazdan kastım bu. İşte yine yumurta kesilerek Nuh'un gemisi oluşturulmuş durumda. Bizim rahmetli Semih Balcıoğlu abimiz özgeçmişinde şöyle yazar. Seramik ilk üç boyutlu karikatürleri yaptı. İlk üç boyutlu seramik karikatürleri ortaya çıkarttı Türkiye'de diye. İşte seramik karikatür tanımı öyle girmiş. Ama
Şöyle elimde bir tane daha göstereyim. Flash bellek takılabilecek bir yumurta. Şimdi size şöyle bir örnek daha göstereceğim. Şöyle bir kerpetenimiz daha var. Evet. Bu seramikten yapılmış üç boyutlu bir karikatür. Fotoğrafla yapılabilir. Ya elinize hangi malzeme geçtiyse bence onunla karikatür. Çünkü temelinde mizah var. Mizah üretiyorsunuz. Bunu çizgiyle de üretebilirsiniz. Çamurla da şekillendirebilirsiniz. Ağaçla da. Fotoğraf grafik sanatların bir dalı. Fotoğrafla da yapılabilir. İşte bunun örneklerini yapan karikatürcüler de var. Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun da bu türden çalışmaları olduğunu biliyoruz. Ben Şelale parçalarla, malzemelerle. Ben karikatürün sadece çizgiyle sınırlandırılmaması, daha geniş perspektiften ele alınmasını düşünüyorum. O dediğiniz gibi mesela bir Rus karikatürist var. Ona da biz bir canlı bağlantıda beraber olduk. İlginç. Mesela o çizdiği karikatürler dünya haritalarından, mesela İtalya'yı alıyor, onun haritasından bir karikatür ve Fransa'dan. Bizim programda da Türkiye'nin illerini çalışmış. Çok da güzel böyle mesela bir ilinden karikatür yapma, iki ilden karikatür yapma. Hatta çocukların söylediği hangi ili söylediyse ondan karikatür falan çizdi. Hatta bizim çocuklar dedi ki ya bu dedi Sörcü abi çok güzel dedi coğrafya biliyor gelsin bizim yerimize coğrafya imtihanına girsin diye de bir espri yapmışlardı. Onun sonra bir şey gönderdi bana. Bak dedi eğer olmuşsa yayınlayacağım diye. Ben de bizim çocuklara sordum onu. O saat parçaları var ya, kol saatinin parçaları. Onundan mesela şeyler yapmış. İstanbul şeklini yapmış. İşte boğazı yapmış. Oradan vapur yapmış. Camileri yapmış. Minareler yapmış. Çok da güzel olmuş yani. Araba yapıyor. O atılacak parçalardan mizah çıkarıyor ortaya. Yani bir de Raşit Yakalı hocam var biliyorsunuz. Onu da kulaklarını çınlatalım. O da bahçesinde yaşıyor. Kavaklarda ilginç şeyler yapıyor. Evet. Hocam bizim bu program uzayacak. Şeyimiz var yani vaktimiz var. İkinci bölümü de yapacağız. Çünkü bayağı hoş bir program oluyor. Hocam evet size de cevap alalım şimdi. Programı uzatacağız. Evet. Şimdi Aziz Hocam. Evet. Ekrem dedi ki karikatür sadece çizgiyle yapılmaz. Ben burada Ekrem'le aynı düşüncede değilim. Olabilir değil mi? Demokrasi platformu. Ses yok. Demokrasiden hoşlanmıyorsunuz. Karikatür çizgiyle yapılır abicim. Ekrem'in bahsettikleri itirazım şu yönde. Ekrem'in söyledikleri mizahla ilgili bir şey. Mizah her türlü araçla yapılabilir. Yazıyla, şiirle, öyküyle, romanla, işte demin gösterdiği gibi çeşitli objelerle, üç boyutlu mizah yapılabilir. Ama onlara karikatür demek bence doğru olmaz. Çizgiyle yapılır. Başka bir sorun yok. Kabak da yapıyor mesela Raşit'e kalacağım. Mesela kabağın sapını burun gibi yapıyor falan. Mesela yani kolda da, böyle uzun da yapılır. Mizah, kolaj yaparsın ya da fotoğrafla direkt illüstrasyon çalışmaları var. Çok güzel mizah yapılabiliyor. Bir mesajı olan. Ama ben karikatürün çizgiyle çizilebildiğini düşünüyorum. Diğer türlü mizah. Karikatür de bir mizah tabii de. Burada şey söz konusu olan araç, yani kalem mi kullanmak istiyorsun, objelerle mi, fotoğraf makinesi mi kullanmak istiyorsun veya işte bilgisayar daktilo mu kullanıyorsun, yazı mı yazıyorsun? O mizah, yani mizahın genel şeyi, kapsamı içindedir. Fakat ben şunu eklemek istiyorum.
dijital dünyanın yaygınlaşmasıyla, dijitalleşmenin hayatımıza yoğun olarak bir şekilde girmesiyle kullandığımız araçlar da değişmeye başladı. Karikatür evet, kalemle, fırçayla çiziliyor. Tarama ucuyla çiziliyor. Yani o dönemki teknik olanaklar bunları gerektiriyor. Şimdi direkt bilgisayar ekranına sanal olarak çiziyoruz. Peki bunu karikatür olarak değerlendirecek miyiz? Elimizdeki araç değişti. Hatta eskiz çiziyorsun, tarayıcıdan getiriyorsun. Bilgisayar, dijital ortamı o şekilde, ne bileyim, dijital ortamda yapıyorsun. O teknolojinin getirdiği kolaylık başka bir şey. Ama bir eskiz taslağı yine kalemle kullanıyorsun. İşte, aynı şekilde objelerle yaptığın şeyde de bir taslak tasarım yapılmıyor mu? Yapılıyor sonuçta. Söylemek istediğim araç değişiyor. Yani ha çamur kullanmışız, seramik tamam. Çamuru. Ha kalem kullanmışız. Tamam ama o mizah tanımı içine giriyor. İşte. Karikatür denmiyor ona. O zaman stand-upçılara da karikatür yapıyor diyelim. Onlar da başka bir mizah yapıyor. Görsel sanatlar içerisinde. Bilmiyorum yani bu. Seninle kavga etmek için açmadım bu şeyleri. Ben araya girmiyorum çünkü şu salgın günleri geçsin de ya özledim keratayı, 45 gün mü oldu? Eskişehir'de sık sık buluşuyoruz, mekanlarımız var. Bir de Ahmet abimiz var, şair yazar. Böyle birbirimize didişiriz yani, izleyiciler yanlış anlamasın. Yok. Ben de şimdi dedim araya girmeyeyim. Araya girsek aracı yerde ya. Karikatürcü olarak siz de araya girin. Ya şimdi şöyle, tabii bu da tartışma konusu oluyor. Ama isterseniz bunu ikinci bölümde şey yapalım. Çünkü bu belki üçüncü bölüme de sarkacak gibi. Abi. İkinci bölümde şu anda bir ara verelim. Allah'tan şeyi sormuyorsunuz. Şimdi ne zaman çıkacak falan diye. Şimdi ya. Bir ara veriyoruz. İkinci şeyde kavgaya devam. Kaç dakika aramız? Ne kadar? Çok fazla sürmez hemen. Şimdi tamam. Kapatıyor muyuz? Yok, kapatmayın. Yayından şey, kapatmadan. Kapatmadan yönetmenimiz kapatmayalım. Kapatmayın. Tamam.